Van'da balıkçılar üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali av yasağının sona ermesiyle vira bismillah diyerek ağlarını Van Gölü'nün mavi sularına bırakmaya başladı. Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar hazırlıklarını tamamlayarak 90 gün sonra ilk ağlarını göle bıraktı. Av yasağı döneminde sıkı bir denetim süreci yaşandı. Bahar aylarıyla birlikte tatlı sulara göç etmeye başladı. 15 Temmuz itibariyle av yasağı sona erdi. 3 aylık dönem av yasağı sona erdi. İnci kefali balığımız Van'da yaklaşık 14 bin insanın geçim kaynağını sağlamakta. Ayrıca Van ekonomisine 10 milyon dolar bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca Van gölümüzde yıllık 8 bin ile 10 bin ton arasında bir inci kefali avlanma stoğu mevcuttur. Av yasağı döneminde ise bakanlığımızın gönderdiği bütçe ile birlikte 12 araç kiralanarak jandarma birimlerine ve emniyet birimlerine araçlar verilerek av yasağı döneminde bu araçlar kullanıldı. Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpek Yolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar sezona umutlu başladı. Son 3-5 sene dahilinde balıklar hem büyüdü, hem büyük balık yakalama şansımız oldu, hem de çoğalma var. Eskisine göre çoğalma, bayağı bir artış var. Sonuçta gelecekte olan ekmeğimizdir. Gelecekte olan ekmeğimiz olduğu için biz kendi tarlamıza sebze ekiyoruz, suyunu, bahçesini, her türlü eziyetini çektikten sonra o bahçeden verim almak istiyoruz. Biz bu şekil üstünde durmasak, Sayın Tarım Müdürümüz de peşinde olduğu için biz de destek amaçlı takip ediyoruz. Ki yakalanmasın, yani yasak süresi boyunca yakalanan bir tane balığın içinde yaklaşık 2000 tane yavru balık katletmiş oluyor. Balıkçılar bu yılki koruma çalışmalarının son derece başarılı olduğunu ifade ederken, önceki yıllara göre kaçak avcılıkta önemli oranda düşüş olduğunu belirttiler.